arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhabalar, herkes hoş geldi. Tekrardan öğrenci koçu Rukiye Tuğba Buğa ben arkadaşlar. Hoş geldiniz, nasılsınız? KPSS tayfa. Çok teşekkür ediyorum İrem Hocam, ben de çok iyiyim. Başak Hocam diyor ki geç kalmış tayfa. Yok, öyle demeyelim. Kalan süre yeterli arkadaşlar. Yeter ki doğru çalışalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim arkadaşlar. Çok naziksiniz. Sizleri gördüm. Daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Aramızda kimler var? Çok kısaca bir tanışalım, kaynaşalım istiyorum. Hangi bölümlerden mezunlar var? Daha çok lisans mı ağırlıkta, ön lisans mı ağırlıkta, öğretmenlerim kimler? Hadi herkes hızlıca yazsın hangi bölümlerden mezun olduğunu. Özge Hocam, tabii ki zaman yeter. Yeter ki doğru çalışalım. Beden eğitimi öğretmenlerimiz var. İngilizce öğretmenlerimiz, okul öncesi. Ah, meslektaşlarım. Ben de okul öncesi öğretmeniyim arkadaşlar. Çok uzun süredir öğrenci koçluğu yapıyorum. Çocuk gelişimcilerimiz var. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerimiz var. Çok güzel. Sağlık yönetimi. Mühendislerimiz var. İşletme İBF Burak Hocam. Sizin bir de alan sınavınız var. Paramedik. Çok güzel. Orta öğretimden giren öğrencilerim var. Harika. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi. Çok güzel. Bayağı karma bir tayfa var şu anda. Harika. Çoğunluğumuz sanıyorum lisans ama aramızda yine lise ve ön lisanstan girenler de var. Evet Mahmut Hocam, daha sonra izleyebilirsiniz. Kayıt altına alınacak seminerimiz. Videosunu sonrasından izleyebilirsiniz. Şimdi bugünkü seminerimizde nelerden bahsedeceğiz arkadaşlar? Biliyorsunuz ki kalan zamanımız 80 gün, lisans için bunu referans alıyorum. Ön lisans öğrencileri için artı 45 gün daha ekle, yani 125 günleri var onların. Lise mezunları için artı 15 daha ekle, 140 günleri var ama şu an çoğunluğumuz lisans, yani öğretmenlerimiz ve A grubu öğrencilerimiz yoğunlukta ve ben bu semineri içerik hazırlarken de daha çok lisans düzeyinden öğrencilere yönelik bir içerik hazırladım ama diğer öğrenciler kalmasında da hiçbir mahsur yok. Vereceğim bilgiler genel geçer, sınav hazırlığında olan bütün öğrencilerimiz zaten ilgilendiriyor olan bilgiler olacak. Şimdi sınavımıza yaklaşık arkadaşlarım 80 günümüz var. Ve birçoğumuzun artık atanma puanı 85 üstü, 90 puan üstünü görmüş durumda. Artık atanmak için gerçekten ciddi yüksek puanlar, yüksek sıralamalara yerleşmemiz gerekiyor. Bu seminerde kalan 80 günde 90 puanı nasıl bir programla hazırlanırsak alırız. 90 puanı nasıl alırız? Yani nasılı birazcık daha açacağım aslında. O yüzden herkes hazırsa başlıyorum. Seminerimizin içeriğinde kendinizi ne kadar tanıdığınızı, gireceğiniz sınavı ya da sınavları ne kadar tanıdığınızı, günlük sorumluluklarınızdan arda kalan zamanın sizin için ne kadar yeterli ya da yetersiz olduğunu ya da kalan zamanda hangi noktaları önceliklendirmeniz gerektiğini, hangi derslerde, hangi seviyelerde olduğunuzu ve seviyenize göre çalışmanın neden bu kadar önemli olduğunu vurgulayacağız arkadaşlar. Bütün bu bahsettiğim içeriklerin tamamının cevabını vereceğim. Artı aralarda sizin de sorularınızı yanıtlayacağım. O yüzden herkes hazırsa dostlarım, seminerimiz başlıyor. Tabii 80 güne sığdırırız, sorun yok. Hayır, ders programı PDF şeklinde ders programı vermeyeceğim. Bizim özel bir sistemimiz var. O sistem üzerinden örnek bir program yapacağım. Şimdi KPSS'de hangi derslerden sorumlusunuz ya da kaç tane dersten soru geliyor, hangi dersten kaç soru geliyor diye sorsam arkadaşlar, eminim bu soruya birçok öğrencim doğru yanıt verecek. Yaklaşık 45-50 dakika sürecek arkadaşlar. Hazırsak, dikkatiniz bendeyse ben artık başlamak istiyorum müsaadenizle, izninizle. Vaktimiz önemli, sorularınızı yanıtlayacağım daha sonrasında. Arkadaşlar bu sorduğum soruya içinizden yanıt verdiniz mi? Kaç dersten sorumlu olduğumuzu, hangi dersten kaç soru geldiğini. Birçoğumuz biliyoruz değil mi? Bu aslında basit bir soruydu bence. Yani bugüne kadar sorduğum öğrencilerimin belki de %90'ının 95'inin doğru yanıtladığı bir soruydu. GGK lisansta, ön lisansta ve lisede 5 temel ders var arkadaşlar. Tarih, Türkçe, vatandaşlık, coğrafya ve matematik ve her birinin soru sayısı birbirinden farklı. Toplamda 120 soruluk bir sınava giriyorsunuz. Peki, evet bunu birçoğunuz doğru olarak belki içinden yanıtladı. Peki hangi konulardan sorumlu olduğunuzu sorsam kimler doğru yanıtlayabilir? Hangi konular var hangi derslerde? Herkesten en az bir konu ismi bekliyorum. Hadi toplayalım bakalım kimler doğru bilecek? Tamam, tarihin altındaki konular. Matematiğin altındaki konular. Türkçenin altındaki konular. Vatandaşlığın altındaki konular. İslamiyet öncesi. Esra hocam sen bizim kayıtlı öğrencimizsin değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Problemler, evet bu bir konu. Paragraf, evet coğrafi konum, yer şekilleri. İnkılap. O zaman daha önce seminerimize katıldın galiba. Ben çünkü bir yerden hatırlıyor gibiyim seni. Hiç yabancı gelmiyor ismin. Köklü sayılar. Evet evet oradan hatırlıyorum. Çok güzel. İklim, yer şekilleri çok güzel. Ama tabii ki bu saydıklarımızdan sınırlı değil. Çok daha fazla. Emrullah hocam hoş geldin. Hiçbir şey kaçırmadın. Yeni başladık. Evet Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, köklü sayılar, ses bilgisi gibi daha sayarız. Yasamadır, yürütmedir, yargıdır, güncel bilgilerdir, sayısal mantık, sözel mantık, geometri diye gider. Ama arkadaşlar bu saydıklarımızdan çok daha fazla. Hazırsanız hangi konulardan sorumlu olduğunuza bir bakalım. Hayır Engincan hocam, konular sabit. Bu ÖSYM müfredatı. Daha sonra izleyebilirsiniz arkadaşlar semineri. Şu an güncel 2024 müfredatında yer alan sorumlu olduğunuz konular buradaki konular arkadaşlar. Hiç saymakla vakit kaybetmeyin, ben sizin yerinize saydım. Biraz daha zorlaştırıyorum. Bak bu kadar konu gözünde büyüsün diye göstermiyorum bunları sana. Sınavı daha iyi tanımam, bilinçli olman için gösteriyorum. Kendinizi korkutmayın, ürkütmeyin. Evet bu kadar konu var ama bununla da sınırlı değil. Bir de bunun alt konuları var. Mesela bak tarihte Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık bu bir konu ya. Ve bunun altında bile sadece 10 tane alt konu var. Toplamda genel kültür, genel yetenekteki bütün derslerde kaç tane alt konudan sorumlusunuzdur sizce? Hadi herkesten yanıt bekliyorum. Sizce kaç alt konu vardır? Emrullah hocam keşke 100 olsa. 100 değil. Artırın. Daha fazla. 400, 1000, 145. Onun arasında. 400'den daha aşağı. Hazırsanız ben sizin yerinize saydım. Arkadaşlar toplam 65 tane konu, yani şuradakilerin tamamı 65 konu ve 247 tane de alt konunuz var. Yani toplam alt konu sayısı 247 tane. Hani biz şöyle deyip geçiyoruz ya dostlarım, hocam 5 tane ders var. Ne var ki altı üstü? Hepi topu 5 ders canım, çalışılır yapılır. İzle YouTube'dan yap. Kitap sipariş ver yap. Notlarını al. Arkadaşlarından program al, arkadaşlarından not al, yapıver değil mi? Böyle düşünüyoruz ya arkadaşlar. Aslında bu sınav düşündüğümüzden çok daha ciddi bir sınav. Bu yüzden de sizinle bir istatistiksel veriyi paylaşayım dostlarım. Ülkemizde KPSS'ye giriş ortalaması her birimiz için minimum 3. Öğrenciler neden 3 kere girmek zorunda kalıyor ya da kazananların çoğu neden 3. yıldan sonra ya 4. yılında ya 5. yılında ya 6. 7. yılında atanıyor? Çünkü sınavı tanımıyorlar, ancak tanıyor sınavı. İlk giriyor tanımıyor, ikinci giriyor tanımıyor. Israrla destek de almıyor. Kendi kendine ilmek ilmek örüyor. çok yoruluyor, çok zaman kaybediyor, hayallerini çok öteliyor. Buna gerek yok. Eğer içinizde kendi kendine bu süreci yönetmeye çalışan varsa, ki birçoğunuz eminim bu tayfadasınız, zorlanırsınız arkadaşlar. Bakın, bir öğrenci tek başına 65 konudaki hangi konuya ne kadar çalıştığını bilemez. Hele onun alt konusunun hangi konular olduğunu, o konudan kaç soru geldiğini, o konuyu nasıl çalışacağını, hangi konuyu çalışmaması gerektiğini, hangi konuyu daha çok çalışması gerektiğini bilemez. Çok yorulursunuz. Öğrenci mi olacaksınız, yapay zeka mı olacaksınız? Bu konuda bir karar verin. Çünkü ikisini aynı kişi tek bir seferde yapamaz arkadaşlar. Hiç gözümüz korkmasın. Şu an sınava 81 gün KPSS lisans, 130 gün ön lisans, 144 gün KPSS lise. Değerli hocalarım, öğretmenlerim, 102 gün kaldı sınavınıza. 2 gün sonra 100 günden geri sayacağız. 81 gün kaldı eğitim bilimlerine, 87 gün kaldı KPSS A grubu sınavına. Bütün bu konuları, 5 dersi, 65 konuyu, 247 alt konuyu bu kadar günde tamamlamanız gerekiyor. Ama nasıl? Gelin biraz bunu açalım. Tüm yapmanız gerekenleri şimdi tek tek ele alalım. Lütfen bu kısımda dikkatiniz gerçekten tam anlamıyla sadece bende olsun. Çünkü şu an vereceğim her şey formül. Kazanmanın formülünü, yetiştirmenin formülünü 80 günde 90 puan alma yeterliliğine size ulaştıracak ders çalışma programının olmazsa olmazlarını ileteceğim. Hatta eğer yanınızda kaleminiz, kağıdınız varsa başlık olarak not da alın arkadaşlar. Unutmanızı kesinlikle istemiyorum. Anlaştık mı? Herkes hazır mı? Herkesin dikkati bende mi? Okey, o zaman başlıyorum. Şimdi birinci kuralım arkadaşlar. Bak, bunları madde madde sayacağım. Siz de not alırken madde madde yazın. Başına da olmazsa olmazlar yazın. Programımın sahip olması gereken özellikler de yazabilirsiniz. Artık gerisi sizde. Her şeyden önce arkadaşlar, birinci kuralımız, kesinlikle bir ders çalışma programı hazırlamadan önce hangi sınava hazırlanıyorsanız, kaç kere giriyorsanız hiç önemli değil. Kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Bu tanıma kısmı şu değil: ben işte şu bölüm mezunuyum, şu yaşındayım, şuralıyım, sarışınım, esmerim, boyum şu kadar, şurada yaşıyorum değil. Bu kendini tanımak değil. Ders çalışma sürecinde senin zihnin nasıl çalışıyor? Bunu bilmen gerekiyor. Yani kendini bilişsel olarak tanıman gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar, herkes birbirinden farklı özellikler gösteriyor. O yüzden bir başkasını referans almıyorsun. Tek referansın kendinsin. Ki çok duyuyorum, ben bireysel de koçluk yaptığım için, hocam ben şu konuyu anlamıyorum, bu derste aram çok kötü, netlerim bir türlü artmıyor, çalışıyorum 3 aşağı 5 yukarı aynı netleri çıkarıyorum diyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim en çok aldığımız talep. Yani genel olarak öğrencilerin yaşadıkları sorun daha çok bu yönde oluyor. Bu buhranın sizin de düştüğünüz zamanlar oluyor. Eğer kendinizi tanıyarak çalışırsanız arkadaşlar, her konuyu öğrenebilir, her soruyu çözebilirsiniz. Bunun için birinci koşul, size ait olan bir çalışma programı, sizin özelliklerinizle uyumlu bir çalışma programı. Bu çalışma programını hazırlarken kendinizi tanıma kısmında öğrenme stiliniz ne, bunu bilmek zorundasınız. Zihninizin kaç günde unuttuğunu bilmek zorundasınız. Dikkat dağınıklığınızın olup olmadığını bilmek zorundasınız. Anlama düzeyinizin, okuma düzeyinizin, stres düzeyinizin, zeka tipinizin, görerek mi, yazarak mı, okuyarak mı, dinleyerek mi, hangi yöntemin sizin için daha uygun olduğunu bilmek zorundasınız. Ki bunları bilmeden yaptığınız program arkadaşlar, açık açık söylüyorum, %100 riskli. Kendini tanımıyorsun. Düşün ki bir hastaneye gittin. Bir rahatsızlığın var ama elinde tetkik yok, rapor yok, kan sonucu yok. Öylesine bir ilaç, bu ilaç program. Bunu hiç iyileşirsin, iyileşemezsin. Önce rahatsızlığının tespitini yapman gerekiyor. Sonra ona uygun tedaviye başlaman gerekiyor. Ders çalışmak da böyle ciddi bir süreç arkadaşlar. Bizim sandığımız kadar basit ya da her yazan çizen, her video izleyen ders çalışmış mı oluyor? Hayır. Ders çalışmanın sonunda kalıcı öğrenme sağlanamıyorsa sen aslında ders çalışmamış oluyorsun. Zaman öldürmüş oluyorsun. Yanlış çalışmış oluyorsun. O yüzden kendinizi tanımalısınız. Birinci koşul bu. Kendimi tanımalıyım. Ama nasıl? Buradaki verileri tek başınıza ölçemezsiniz arkadaşlar. Bunu bizim belki daha önce seminerlerimize katılan ya da bu seminerimize girmeden önce eğitim analizlerimizin dikkatini çeken öğrenciler mutlaka olmuştur. Belki çözenler vardır. Daha önce çözmüş olanlar da olabilir. Biz bunun için özel eğitim analizi testleri tasarladık arkadaşlar. Patenti sadece bize ait olan ve bu analize girdiğinizde buradaki bütün verilerinizin ve çok daha fazlasının ölçüldüğü bir karne gibi karşınıza sunulduğu analizler. Bu sizin ilk göreviniz olsun. Şu an bu seminere katılan her öğrencim bu analizi çözmeye hak kazanacak. Ben bu noktada inisiyatif alacağım size. Seminer sonunda da analizi nereden nasıl çözmeniz gerektiğini göstereceğim. Analizi çözdükten sonra çok büyük bir farkındalık yaşamış olacaksınız kıymetli dostlarım. Birinci koşul kendimi tanımalıyım. Peki ya ikinci madde ne? Arkadaşlar bir program hazırlarken neye göre hazırlıyorsunuz? Süreleri neye göre hazırlıyorsunuz? Hangi dersten başlamanız gerektiğine kim karar veriyor? O dersi kaç günde bitirmeniz gerektiğine kim karar veriyor? Hadi objektif olalım. Biz bizeyiz, siz öğrencisiniz. Ben biraz daha öğretmen o sürecin takipçisi, koç kısmındayım. Dürüstçe açıklayın. Şu an içinizde eminim programını kendi kendine hazırlayanlar var. Bunun kararını kim neye göre veriyor? Referans aldığınız noktalar neler? Merak ettiğim için soruyorum. Abdullah hocam diyor ki hocam programı ben hazırlıyorum. Evet sen hazırlıyorsun. Ama neye göre? Tamam. Kendiniz hazırlıyorsunuz ama hazırlanırken baktığınız şey ne? Bir referans noktanız var mı? Emrullah hocam diyor ki hocam YouTube'dan kopya çekiyorum diyor. Bak çok güzel bir yere değindi bir öğrencim, Daniel isimli öğrencim, konu eksiği diyor. Bunu tut, bu anahtar kelime, başka gelsin cevaplar. Rabia hocam diyor ki canım hangi dersten başlamak istiyorsa ondan başlıyorum. Hocam yanlış. Sakın. Kendi kendime hazırlanıyor. Öğrenme hızıma göre. Öğrenme hızı tut. İkinci anahtar kelime. Konu seviyesi öğrenme hızı. Tut bunları bir kenarda. Her gün her dersten bir konu hocam. Engin hocam o zaman senin 247 günün olması lazım. Şu an sınavı 247 gün yok. Üzgünüm. Bu strateji seni doğru yere götürmeyecek. Görünen o. Hocam sınavdaki süre yönetiminin en büyük problem bence. 3 kişi karar veriyoruz. Ben, keyfim ve kahyası. Ne kadar güzel. Umarım doğru karar veriyoruzdur. Arkadaşlar aranızdan istediğim cevaba yaklaşan öğrencilerim oldu ama birçoğunuz ne yazık ki tam tahmin ettiğim gibi uzaksınız. Yani bir referans noktanız yok. Tamamen psikolojikmen, o anki motivasyonun, o anki istekliliğin, yani o an ne hissediyorsun, ne istiyorsun buna göre şekilleniyor. Ders çalışma böyle bir süreç değil arkadaşlar. Bunu ciddi bir tedavi gibi düşünün. Allah göstermesin. Bir rahatsızlığın var ve sen tedavi sürecindesin. Tedavini nasıl kendine göre, keyfine göre, moduna göre ben bir gün ilaç içiyorum, 3 gün içmiyorum hocam. Ne olacak ki aman dün içtim. O bana bir hafta yeter diyemiyorsak ders çalışmada da bunu demememiz gerekiyor. Bu bir istikrar. Bu bir azim sınavı arkadaşlar. Bilmek yetmez. En çok bilen değil, en çok isteyen Ve en inançlı olan, yolun sonuna kadar yılmadan vazgeçen öğrenciler kazanıyor bu sınava. Ben çok istekli öğrenci gördüm. Dönemin başında bir havalar, bir istekliler, bir isteklilikler. Onun istekliliği 2 ay sürdü. Kalan 9 ayda tamamen öğrenci yattı, durdu. Durduğu yerde durdu. Ve sonuç kazanamadı. Tabii ki de şaşırdığımız bir sonuç değil. Arkadaşlar, program hazırlarken referans almanız gereken şey hiç kimse değil, derslerdeki seviyenizdir. Bir tane referans kaynağı var. O da evet sensin ama senin şahsın değil, seviyen. O yüzden şu an burada olan her öğrencinin hangi dersin, hangi konusunda, hangi seviyede olduğunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü program seviyeye özel olmalı. Kazandıracak programın olmazsa olmazı seviyeye özel. 1, kendimi çok iyi tanıyacağım. 2, seviyemi çok iyi analiz edeceğim. Yaz 2. maddeyi. Bak, 2. formülü söyledim. Kazanman için ilk 2 şeyi söyledim. Sırada daha devamı var ama bu ikisi en önemli koşullar. Bunu sağladığın anda çok yüksek oranda rakip elemiş oluyorsun. Seviyeni öğrendiğinde hangi dersten ne tür bir çalışma yapacağını bilirsin. O derse ne kadar zaman ayıracağını bilirsin. Bir öğrencim yazdı. Hocam ben süreyi yettiremiyorum. Neden yettiremiyorsun? Yanlış kullandığın için olabilir mi? Süre neden yetmiyor? Çünkü süreni doğru yere vermiyorsun. Her yere eşit süre vermeye çalışıyorsun. Yolun yarısına gelmişsin ama otobüs oradan çoktan kalkmış. Arkadaşlar, sınavlar strateji ölçer. Bakın, ÖSYM'nin yaptığı şey öğrenci elemek. Yani bu sınavda öğrenciler herkes kazansın, hayat bayram olsun, herkes mutlu olsun, böyle bir gerçeklik yok. Burada kıran kırana bir mücadele var. Milyonlarca öğrenci giriyor. Senin farkın ne? Sen zamanı akışına bırakırsan, programı akışına bırakırsan, çalışmanı akışına bırakırsan, hiç kusura bakma, istikrarlı olan öğrenci az gider, öz gider ama hedefine zamanında gider. Anlaştık mı? 2 seviye. Mesela buradaki görselde anlatmak istediğim şey, hedef puanımız 90. 90. Az değil bak, 90. Ama hepimize yakışır mı? Yakışır. Hepimiz alabilir miyiz bu puanı? Benim umudum var, alabiliriz. Parantez içinde doğru programla çalışırsak neden olmasın? Bu çok mümkün. Sen mevcutta seviye belirleme sınavına girdin. Seviyeni analiz ettin ve seviyen, örnek veriyorum, 70 çıktı. Hedefin 90, sınava 80 gün var. Arada kapatman gereken mesafe 20 puan. Daha içinizde kaç puan geride olduğunu bilmeyen öğrenciler var. Şu an kaç puan alabileceğini bilmeyenler var. Sen mesafeyi bilmezsen neye göre program hazırlayacaksın ki? Mantıklı değil. Eğer seviyenize özel bir program hazırlamadıysanız lütfen o programı bırakın ve önce seviyenizi ölçüp akabinde eksikliklerinizi kapatabileceğiniz bir program hazırlayın. Size kazandıracak tek şey budur. Şimdi geldim. Kendimi tanıdım. Derslerdeki seviyemi ölçtüm. Şimdi geldim nasıl çalışacağıma. Matematik yapabilen var mı aramızda? Matematiği çok iyi olan. Aramızda mühendisler vardı, hemşireler vardı. Onların eminim matematikleri çok daha iyi. Esra hocam, senin bölümün ne? İlahiyatçı olarak çok iyi. Öyle mi? Kaç net mesela? 13-14 net, o da 0'dan ancak oldu. Çok iyi Daniel hocam. 0'dan 13-14'e çıktıysan harika. Mat iyi ama çok zaman gidiyor. Aynen öyle Talha hocam, ama onun da bir yöntemi var. Ona da değineceğim. Zaman yönetimi arkadaşlar birazcık daha pratikle ilgili bir şey. Bakın, eğer sınava girene kadar gereken provaları yapmadan sınava girerseniz kesinlikle süre sorunu yaşarsınız. İrem hocam diyor ki benim sorunum Türkçe. Çok güzel. Şimdi matematik yapan Türkçe yapamıyor. Türkçe yapan matematikte 0. Yani arkadaşlar biz her derste aynı seviyede değiliz, olamayız da. Bakın ben okul öncesi öğretmeniyim. %100 sözelci bir öğrenciyim. Kazandığım bölümü dereceyle kazanmış ve dereceyle bitirmiş bir öğrenciyim. Sözelime inanılmaz çok güvenirim. Belki de soru kaçırmayacak kadar sözelim çok iyi. Ama gel gör matematik 0, geometri 0, mantık 0, sayısal hiçbir dersi yapamıyorum. Şimdi ben bugün sınava hazırlanma kararı alsam, girsem matematikteki seviyem belki temel seviye çıkacak ama tarihte ileri seviyedeyim. Seviye farkım var. Bunu bilmeme rağmen gidip de ikisine aynı süreyi ayırmam, değil mi? Bu mantıklı değil. Birinde zaten yolun 5'te 4'ünü gitmişim. Birinde daha yolun başındayım. Baktığın zaman İkisinde mesafen aynı değil. Seviye neden önemli dedim? Kalan zamanı doğru kullanmanı sağlar seviyeni bilmem. Bak ben matematikte gireceğim SBS'ye, seviyem temel çıkacak. Bak ekrana, temel çıkan bir öğrenci ne yapmalı diyor? Ön hazırlık diyor. Tarihe bir gireceğim, seviyem ileri seviye çıkacak. Ne yapmam gerekiyor? Çalıştırma soru çözümü yapmam gerekiyor. Yani benim seviyeme göre yapacağım çalışmalar, o çalışmalara ayıracağım zaman dahi değişiyor arkadaşlar. O yüzden seviyenizi öğrenmeniz çok 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 önemli. Bizim eğer aranızda varsa TEKÜZEM'e kayıtlı bir öğrencilerim varsa ya da daha önce seminerlerime katılanlar varsa biz kendi kayıtlı olan öğrencilerimiz, yani biz biliyorsunuz bir eğitim kurumuyuz. Yaklaşık 10 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan, profesyonel hizmet veren, şu an Türkiye'deki en çok öğrenciye ulaşmış, açık ara önde bir kurumuz. Özelde bir eğitim modelimiz var. Zaten kendimize güveniyoruz ve bizi tercih eden öğrencilerimiz de biz onun seviyesini ölçmeden derslere başlatmıyoruz. Tıpkı analizlerle öğrenme yapısını, psikolojik yapısını ölçtüğümüz gibi sorumlu olduğu bütün derslerde tek tek öğrenci seviye belirleme sınavına girmek zorunda. Girdiğinde 5 farklı seviyede çıkabilir, temel çıkabilir, başlangıç çıkabilir, orta seviye çıkabilir, ileri seviye çıkabilir, üst seviye çıkabilir. Ve hangi seviyede çıktıysa biz ona seviyesine uygun çalışmayı gereken sürede yaptırıyoruz. Öğrenci bunlarla uğraşmıyor. Ben bugün uyandım, keyfim bakayım ne istiyor? Şunu çalışmak istiyor. Hadi git çalış. Değil. Her şeyin bir sırası, zamanı var ve totalde 80 günün var. 80 güne her şeyi sığdırman için profesyonel bir programa kesinlikle ihtiyacın var. İrem Hocam, seviye belirleme sınavlarını TEKÜZEM'in kayıtlı olan öğrencilere yapabiliyor sadece. O yüzden onu kayıt olduktan sonra yapabilirsiniz. Şimdi gelelim çalışma türlerinde öğrendik. Artık hangi derste hangi türden bir çalışma yapacağımızı biliyoruz. Peki bunu olduğu gibi programa eklemek yeterli mi? Değil arkadaşlar. Buna göre de bir strateji yapmanız gerekecek çünkü kalan süre 80 gün. Mesela kayıtlı bir öğrencimin sistemine girdim ve iki konudaki direkt konunun önemini, yapacağı çalışmayı, yapacağı süreyi, hangi türde çalışma yapacağını ekran görüntüsü aldım, birleştirdim. Dedim ki en güzel böyle açıklayabilirim. Bir herkes 10 saniye şu tabloya baksın. Ben burada ne anlatmak istemiş olabilirim? Hangi stratejiye değinmiş olabilirim? Hadi herkesten beyin fırtınası yapmasını bekliyorum. Yazın, yanıtlarınızı da okuyacağım. Şimdi burada bir açayım ben size sesli olarak da siz bir yandan görürken bir yandan da beni dinleyin. Burada diyor ki matematik dersinde diyor problemler isimli bir konu var. Birçoğumuz biliyoruz, benim açıkçası korkulu rüyam, hiç hoşlanmam. Ki yapamam da zaten, yani problemler mümkün değil, yapmıştım hiç görünmemiştir. Hiç sınava girmedim bu arada. Hani öğrencilere eğitim verirken baktığım sorular, az buz yaptığım, işte hocalardan aşina olduğum kulak duyumu bilgilerle söylüyorum bunu. Benim ciddi hiçbir hazırlığım olmadı, öyle bir idealim yok şu anda. Problemler konusu diyor ki konu puanı 6.91 diyor. Konu puanı ne demek? Ne demek olabilir? Birazdan açıklayacağım. Siz bunu bir düşünün arka planda. Yapacağım çalışma konu anlatımı diyor. Evet, konu anlatımı. Konu anlatımını kimler yapardı? Az önceki sayfaya bir bakayım. Konu anlatımını başlangıçtaki öğrenciler yapardı. Tamam. Demek ki ben burada başlangıç seviyesindeyim. Çalışma süresi 718 dakika diyor. Yani bayağı uzun. 60'a böldüğünde nereden baksam bir 7-8 saate falan tekabül ediyor. Yani bu 6.91 puanı kazanman için senin yaklaşık 7,5-8 saat çalışıp bu puanı alman gerekiyor diyor. Bir de altına iniyorum mesela. Altına iniyorum. Burada da Türkçe paragraf, asla soru kaçırmam bu arada. Türkçe kendime en güvendiğim derstir. Eminim benim gibi olanlar var aranızda. Kesinlikle en zor soruyu bile yaparım, o kadar iddialıyım. Paragraf konu puanı diyor 7,5. Çok iyi bak, buna göre kıyasladığımda daha yüksek gibi görünüyor. Yapacağım çalışma tekrar diyor. Tekrarı kimler yapardı? Dön geri. Tekrarı kimler yapardı arkadaşlar? Orta seviyedekiler. Yani matematiğe göre Türkçe'de bir adım daha öndeyim anlamına geliyor. Çalışma süresine bakıyorum. 106 dakika. Fena değil. Neredeyse 1,5 saat falan. Harika. 1,5 saatte 7,5 puanı almışım. Cebime koymuşum. Daha ne isterim? Değil mi? Peki. Bunun gibi. Şimdi burada iki konu var. Bizim toplam 65 konumuz vardı. Tamam, bu iki konuyu benim vesilemle seminere katıldığınız için öyle ya da böyle öğrendiniz. Diğer 63 konuda da böyle konu puanları, yapacağın çalışma sürelerim var. Mesela bunu bilmiyorsun sen. Bu çok büyük bir kayıp. Çok büyük bir kayıp arkadaşlar. Strateji bunun neresinde biliyor musun? Eğer zamanın azsa girip de 718 dakika çalışıp 6.91 puan almaktansa 106 dakika çalış, 7,5 puanı al, geç. Daha mantıklı değil mi? Daha az emek verip daha çok karşılık alıyorum. Bu hepimizin isteği değil mi arkadaşlar? Biz zaten genel olarak tembel, tırnak içerisinde, tembelden kastım beklentisi yüksek ama emeği daha minimalde olan kişiler değil miyiz? Hayata karşı da bunu istemiyor muyuz? Daha az yapalım, biz bir adım atalım ama hayat bize 10 adım gelsin. Biz bir ders çalışalım ama 10 konuyu öğrenelim. Amacımız bu değil mi arkadaşlar? Bu. Birçoğumuz kolaycılığı seviyoruz ki mantık da bunu ister. İnsanoğlu temelde tembeldir zaten. Kolay yolu seçer. Buyurunuz size kolay yol. Bunu biliyor olsanız hepiniz gider paragrafa çalışırsınız. Doğru mu? Doğru mu? Haydi bana tepki verin. İşte Emrullah hocam nereden bileceğiz kısmı da biz buradayız. Bizden bileceksiniz. Ben bunları biliyor muydum? Ben bunu girdim kayıtlı bir öğrencinin sistemine. Yapay zekadan direkt kopya çektim. Ekran görüntüsünü aldım. Ben yıllardır öğretmenim. Yıllardır çalıştığım kurumda öğrenci koçluğu, eğitim uzmanlığı ve rehberlik desteği sağlıyorum. Ben dahi bilmiyorum ki, kaldı ki siz. Bilmemeniz çok normal. Benim amacım burada size kendinizi eksik hissettirmek, kötü hissettirmek değil arkadaşlar. Benim amacım sınav sandığınızdan çok daha ciddi bir sınav. Ve biz bu sınavın kilidini bulduk. Bu anahtarın kilidi bizde. Biz bunu bulduk. Biz bunu hesapladık. Kayıt olan öğrenciler bu formülle çalışmış oluyor. Öyle düşünün. Şimdi geldim. Hadi bir pekiştirme sorusu soracağım size. Zamanınız az ve bu altta belirttiğim iki konudan sadece bir konuyu çalışma lüksünüz var. O konu hangi konu olurdu? Ve neden o konu olurdu? Herkesten yanıt bekliyorum arkadaşlar. Pekişti mi pekişmedi mi yanıtlarınızdan anlayacağım. Bir konu seçme hakkın var. Hangi konuyu neden seçersin? Fatma hocam diyor ki puanı yüksek olan, mantıklı. Sadece puana mı bakarsın, süreye de bakar mısın? Paragrafın yapısı, sebep yine aynı, az zamanda çok puan diyor Emrullah hocam. Süredas. Aynen öyle. Düşünsenize arkadaşlar, dönem başından beri şöyle bütün konuların karnesi, tabiri caizse kimlik, nasıl bizim nüfus cüzdanımız var, her şey yazıyor, doğum tarihin, işte nerede doğdun, nüfusa kayıtlı olduğun yer, TC'nin, seri numarası falan falan, yani birçok şey yazıyor. Yani o bizim gerçekten belgemiz. Bu da sınavın belgesi. Bak düşün, 65 konu var. 65 konunun hepsi tek tek çıktı. Önem puanı bu. İşte çalışacağın süre bu. Sen de git oradan seç çalış mesela. 85'i aldıracak bütün konuları çalış. 90'ı aldıracak bütün konuları çalış. Sizce de çok güzel olmaz mıydı arkadaşlar? Hayal gibi bir dünya bence. Burada arkadaşlar doğru cevap paragrafın yapısı olacaktı. Çünkü hem süresi daha az, 42 dakikada 3.34 puan alıyorsun. Diğerinde 77 dakikada 0.84, 1 puan bile etmiyor. Es geç bunu, çalışmasan da bir kaybın olmaz. Şimdi geliyorum. Birazdan örnek bir program hazırlayacağız. Yapay zeka sisteminden, yenilenen çalışma salonumuzdan çok mükemmel bir program hazırlayacağım. Kendime özel, yani bunu size göstermek için sistemin arka plandaki stratejilerinden evet okey bahsediyorum. Ama içine girdiğimde beni nasıl ölçüyor ve çıkan sonuçlara göre programı nasıl hazırlıyor, bunu da görmenizi istiyorum. Çok daha pekişmiş olur arkadaşlar. Yine bu programı gördükten sonra eminim kayıt olmak isteyen çok öğrenci olacak. Bu programdan faydalanmak isteyen, kalan 80 günde gerçekten devrim yapmak isteyen çok öğrenci olacak, ben eminim. Çünkü bu tarz seminerlerde bize gerçekten çok yoğun talepler geliyor. Öğrenciler bunları bilmiyor. Bildikten sonra bir aydınlanma yaşayıp ben bunu bilmiyordum, tek başıma çözemem, benim buna gücüm yok, çat hazır yapan bir yer var, tek uzan var, yapay zeka var, kayıt olayım, teslim olayım, kalan sürede maksimum düzeyde verimli bir çalışma yapayım diyorlar. Siz de onlardan birileri olacaksınız, ben eminim. Örnek program hazırlamadan önceki son tavsiyelerim. Lütfen öğrenme yapınıza ve seviyenize göre bir ders çalışma programıyla çalışın. Bir başkasının programını uygulamayın, taklit etmeyin, referansınız sadece kendiniz olsun. Çalışırken ders atlamayın, her derse ihtiyacımız var. Hele hedefimiz 90, hele hedefimiz 90 üstüyse kesinlikle sizin ben matematik yapmayacağım, ben tarihten nefret ediyorum, vatandaşlık hiç bana göre değil, coğrafyayla enerjim tutmuyor gibi söylemler işe yaramaz. Her dersi çalışacaksın ama nasıl çalışacaksın? Buradaki taktikle o dersin önemli konularını çalış, alacağın puanı al, koy cebine, hadi bay de geç. Ve lütfen dostlarım tekrar yapmayı ihmal etmeyin. Eminim içinizde birçoğunuz hala konu koşuyorsunuz. Sürekli konu. Çünkü yetiştirememe kaygınız var. Konuları tekrar etmediğiniz sürece, konuya ayırdığınız süre çöp. Boşa gidiyor. Konuyu öğrenmek için zaman ayırıyorsun, tekrar için ayırmıyorsun, unutuyorsun, boşa gidiyor. Zamanını çöpe atıyorsun, bunu yapma. Tekrar bilginin sigortasıdır, garantisidir. Garantiye al bilgilerini. Ama unutma hızına göre, bizim analizimize girdiğinizde biz sizin unutma hızınızı da ölçeceğiz. Kaç günde bir unutuyorsanız o kadar günde bir yapay zeka size tekrar yaptıracak arkadaşlar. O tekrarı yapmak zorundasınız. Sizi size bırakmayacağız. Anlaştık mı? Tekrarları da yapıyoruz. Bunu da maddeler arasına yazdıysak dostlarım, gelelim ders çalışma programı hazırlamaya. Hemen ben kullanıcı adım ve şifreme bakıyorum. Artık burada sisteme gireceğim. Herkesin kulağı da gözü de direkt bendesiniz arkadaşlar. Asla odak dağıtmak yok. Çünkü seminer sonrası bir kere hak vereceğim size. Bir kere sistemden örnek bir program yapabileceksiniz. Beni çok iyi dinlemeniz ve çok iyi görmeniz gerekiyor. Nerelere tıklıyorum, ne yapıyorum, nasıl giriyorum? Çok dikkatli olun lütfen. Anlaştık mı? Bir 10 saniye nefes alın. Ben direkt sisteme girene kadar size de ara olsun bu. Sistem yönetici Muhammed Hocam'dan rica etsem bana tekuzam.com'u açabilir mi? Çok teşekkür ediyorum. Geçen yılın seviyesidir. Şu an aynı seviyede olduğunuzu düşünmüyorum. Güncel seviyenizi ölçmeniz gerekiyor. O yüzden yeniden kayıt olursanız her şeyi sıfırdan ölçeceksiniz. Biz sıfırdan ölçmeden zaten sizin ders kayıtlarınızı açmıyoruz arkadaşlar. Önce analizler ve sınavlar. Dostlarım, burası bizim resmi web sitemiz, giriş sayfamız. Bakın, login, giriş yap diyor. Burada yok, o ücret geçerli değil Merve Hocam. O dönem başındaki ücret. Ben güncel ücret söyleyeceğim, şok geçireceksiniz. Kalan süreye göre ücretlere vizeler yaptık. Bu seminere özel ekstra çok yüksek indirimler de yaptık. Seminerde kal. Programdan sonra ben tek tek ücret bilgisi vereceğim. Yani o tutarın yaklaşık 5'te 1'i falan fiyatına denk geliyor. Şimdi Bismillah diyelim arkadaşlar. Ben kendi sayfama giriyorum. Dostlarım, hepiniz bu seminere girerken zaten bir kullanıcı adı ve şifre belirlediniz. Biz size gönderdik mailiniz ve şifrenizi. O bilgilerle gireceksiniz. Şu an kimse girmiyor. Herkes seminerde kalmaya devam etsin. Seminer sonrasında sağlam kafayla gireceksiniz. Yani görüp öğrendikten sonra. Burası benim öğrenci panelim. Ben kayıtlı bir öğrenciyim arkadaşlar. O yüzden bende her şey açık. Siz ilk aşamada misafir öğrenci olacaksınız. Kısıtlı kullanabileceksiniz bu alanı. Bir kere program oluşturma, bir kere analize girme hakkınız olacak. Kayıt olduktan sonra sınırsız olacak her şey. Şimdi bilgisayardan girdiğinizde arkadaşlar, burada sizin panelinizde sol kısımda menüler var. Programda çalışma salonu diyor. Buna tıklıyorum. Burada bekleyen görevlerin diyor. Bak ne diyor? Sistemin seni daha iyi tanıyabilmesi için lütfen bu görevleri tamamla. Görevler neydi? Analiz, seviye belirleme sınavı, kişiye özel takvim, eğitim analizi 1'e tıklıyorum. Burada teste başla diyerek analizimi çözeceğim. Yapay zeka benim bütün öğrenme yapım, psikolojik yapım, unutma sürem, dikkat dağınıklığı düzeyim, her şeyi tek tek hesaplayacak. Bir analiz. Okey? Duyuyor değil mi herkes beni? 2. Seviye belirleme sınavı arkadaşlar. Ben genel kültür, genel yetenek lisans öğrencisiyim. Toplam 5 tane dersim var. Matematik, Türkçe, coğrafya, tarih, vatandaşlık. Kayıt olduktan sonra bu derslerin tamamında sınavı başlat diyerek bütün alt konularımdaki seviyeme kadar her şey ölçülecek. Bunların hepsini yapay zeka yapacak. Geliyorum 3. görevime, çalışma takvimi 1. Bakın, en önemli olan kısım burası. Program derslerini seç diyorum. Ben bütün dersleri birlikte çalışacağım. Sağdan sola doğru kaydırıyorum arkadaşlar. Herkesin dikkati lütfen bende olsun. Kaydet diyorum. Çalışma alanı belirleye geliyorum. Burada kendi sorumluluklarıma göre şu an bu seminerde olan herkesin bu içeriğe, yani KPSS'ye, ders çalışmaya ayıracağı süre birbirinden farklı dostlarım. Kiminiz evlisiniz, kiminizin çocukları var, kiminizin eğitim hayatı devam ediyor, kiminiz staja gidiyor, kiminiz işe gidiyor. Yani her biriniz bambaşka dünyalardasınız. O yüzden sizin programınız size özel olmalı. Yani süreleri siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Ben tüm günleri seçiyorum. Siz isterseniz her güne ayrı ayrı program yapabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra tabii ki A grubu dersleriniz de olacak seviye belirleme sınavında. Ben örnek olarak YGK'dan gösteriyorum hocam. Siz hangi pakete kayıt olursanız arkadaşlar, o paketin derslerinden de tek tek seviye belirleme sınavına gireceksiniz. Mesela ÖABT, ÖABT'den de gireceksiniz. Eğitim bilimleri ya da KPSS ön lisans, mesela lise gibi. Bütün yapay zeka kayıt olunan eğitim üzerine açılıyor. Sınavlar, analizler hep ona göre yükleniyor. Şimdi burada arkadaşlar ben günü 2'ye bölüyorum. Kendim için söylüyorum. Bir 12 ile 3 arası çalışacağım. 3 saat. Sonra bir saat kendime yemek molası, öğle arası vereceğim. İrem hocam, sınavlar kapalı. Sınavlara sadece kayıtlı öğrenciler gelebiliyor. Programı bir kereye mahsus yapabilirsiniz. Bak burada 12 ile 15 arası. Zaten tutarlarımız çok uygun. Ben birazdan ücret söylediğimde İrem hocam, bence en başta sen kayıt olmak isteyeceksin. Kal seminerde izlemeye devam et lütfen benim. Şimdi burada ilk aşama için programımı 12 ile 15 arası yaptım. Sonra geldim bir saat kendime mola verdim. O yüzden bir saate program yapmıyorum. Saat 4'te başlayacağım. Akşam 19.30'a kadar. Bak günü 2'ye böldüm. İstersem 3'e de bölebilirim, 5'e de bölebilirim. Hiç önemli değil. Oluştur diyorum. Şu an yapay zeka benim analizi çözmüş olsaydım, sınavlara girmiş olsaydım hepsinin sonucuna bakıp şu an benim programımı hazırlıyor. Ben bunları yapmadım. Şu an beni sıfır olarak kabul ettiği için sıfırdan bir program hazırlıyor. Şimdi dostlarım burada yeterli süre oranı diye bir şey var. Bak gördün mü? Çalışma salonuna tıklıyorum. Şu an yapay zeka programı hazırladı arkadaşlar. Burada görüyorsunuz zaten. Bakın. Burada şu an herkes ekranımı görüyor zaten arkadaşlar. Çalışma hedefiniz haftalık olarak ne kadar çalışacağınız ve tamamladığınız çalışma. Çalışma oranınız sizinle birlikte aynı kursu satın alan öğrencilerin sınıf ortalaması, yani sen rakibinin ne kadar ilerisindesin, gerisindesin, ortalamanın üstündesin, altındasın hepsini göreceksin. Hedeflediğim puan 90, kazandığım puan kaç? Bunlar da görünecek. Öğrenme oranın, yine sınıf ortalamanın hepsini göreceksin. Toplamda sınava kadar eksik puanın kaç? Ve haftalık eksik süren ne kadar, bunları da göreceksin. Şimdi burada benim programım var. Bak az önce ekran kaydı aldım dedim ya. Ekran kaydını buradan aldım. Mesela diyor ki Tuğba diyor bana diyor. Türkçe'de sözcükte anlam, sözcüğün anlam özelliklerini çalış diyor. Eğer bunu çalışırsan diyor 91 dakika çalışacaksın. 0.21 puan alacaksın. Burada konu anlatımı çalışacaksın. Çünkü senin bu konuda temelin yok diyor. Çalışmaya başla diyorum arkadaşlar. Ve yapay zeka ile gidip çalışıyorum. Bak. Diyeceğim artık. Görüyor şimdi, musun dersi? Bir sözcüğün tek başına her zaman anlamı olmayabilir arkadaşlar. Kaç biz puan kazandığımı bilmiyorum. 0.21 puan kazanacağım bu dersten sonra. Bağlam dediğimiz 91 dakika çalışacağım. 0.21 puan alacağım. Bitirdikten sonra arkadaşlar geliyorum buraya. Burada tamamladım diyor. Direkt tamamladıma tıklıyorum. Bu artık benim oyumdan gidiyor. Tamamlanan çalışmalara gidiyor. Ben sıradaki konuya geçiyorum. Gün gün, yani bu bir hafta boyunca haftanın her günü için senin uygulaman gereken bütün çalışmalar bunlar. Sen bir hafta boyunca buradaki bütün çalışmaları tamamlanan çalışmaya göndereceksin. Yani bir oyun gibi düşünün arkadaşlar, çok keyifli. Hangi saatte hangi çalışmayı yapacağını sana söylüyor. Seninle birlikte çalışıyor. O çalışmayı yaptığında kaç dakikada o çalışmayı bitirmen gerektiğini söylüyor. O çalışmanın sonunda kaç puan alacağını söylüyor. Her şeyi sana söylüyor. Yani bu sistem tabiri caizse seninle konuşuyor. Birçoğunuz diyorsunuz ya hocam yalnızız, çalışma yapamıyoruz, bir gün çalışsak 3 gün çalışamıyoruz. Burada öyle bir lüksün yok. Bak bu bir hafta boyunca senin yapacağın bütün çalışmalar burada. Gireceksin, çalışacaksın, çalışmayı tamamladım diyeceksin. Bitti. Bu artık senin önünden kalktı. Nereye gitti? Tamamlanan çalışmalara gitti. Yeni diyelim sayfamızı. Aynen öyle. Bak burada Daniel hocam sen seviye belirleme sınavına girdin ya, ben size bir tablo göstermiştim 5 basamaklı. Hangi seviyede çıktıysan onu yaptırıyor. Sen orta düzeyde çıktıysan sana gelip konu anlatımı çalıştırmaz. Sana tekrar yaptırır. Ben şu anda farkındaysanız SBS'lere girmedim. Benim seviyem şu an 0. O yüzden her şeyde bana konu anlatımı çalıştırmış. Farkında mısınız bunun? Bak, konu. Ben şuradaki seviye belirleme sınavlarına girsem, bazı konularda seviyem ileri çıksa bana ileride olduğum konularda tekrar yaptırıp soru çözümü yaptıracak. Hayır, öğretmenlerle iletişime geçme gibi bir durumunuz yok. Bu koçluk arkadaşlar, bu sizin gününüzü planlıyor. Sen istersen burada bizim videolarımızı izle, ister kendi takip ettiğin hocaların videolarını izle, ister dershanendeki öğretmenlerinizle, hiç önemli değil. Ama bu sistemi satın alan öğrencilere biz zaten devam eden canlı derslerimizi hediye ettiğimiz için canlı derslere girip öğretmenlerimizle iletişimi ancak o şekilde kurabilir. Mesela bak, konu puanı 0.10, 132 dakika çalıştırıyor beni bak. Burada her şey, yani o konunun kimliği hepsi var. Detaylı incele diyorum. Bak, konu anlatımı çalıştırmış. Neden? Neden konu anlatımı? Konu anlatımının temeli olmayan öğrenciler çalışır. Yani benim temelim yok. Bak, bir çalışma yaptım ya arkadaşlar. Direkt tamamladığım çalışma 10 oldu. Ben bir haftada 250 çalışma hedefini tutturacağım. Eğer eksik kalırsam, eksik kaldığım konuyu da önümüzdeki haftanın programına yapay zeka otomatik olarak ekliyor. Ve burada da performansın var. Haftalık olarak sen o hafta sınıf ortalamasının ne kadarına yaklaştın? Kaç puanlık bir çalışma yaptın? Ne kadar eksik çalışma yaptın? Bunların hepsini görüyorsunuz. Daniel hocam, biz yaklaşık 10 yıldır sektörde olan bir kurumuz. Bu yıl TEKES'in yapay zeka sisteminin 3. yılı. Başarı oranı uyum sağlayan öğrencilerde %100. Burada bizim kıstasımız uyumluluk. Biz sana bu sistemi veririz, programını yaparız. Uyamadığın sürece başarılı olamazsın. Uyum sağlaman halinde yapay zekanın vaadi %100 hedeflediğin puana seni ulaştırmak. Çünkü farkındaysan her şeyi sana göre yapıyor. Bir başkasına göre değil. Buradaki tek başrol sensin. Anlaştık mı? Burada bak, verimliliğin 1+1 çalışma yaptım. Çalışmayı tamamla dedim. Bütün veriler değişti arkadaşlar. Bizim sistemimiz bu şekilde. Bu sisteme kayıt olduğunuzda video derslerimiz hediye. Devam eden canlı derslerimize, canlı derslere kayıt olup katılabilirsiniz. Yıl sonu kamplarımız var. O kamplarımıza canlı olarak katılabilirsiniz. Bu sistemi aldığınızda bütün Türkiye geneli yapılan deneme sınavları hediye. Hocalarımızın dijital kaynakları hepsi hediye. Tamamı dahil. Ve en çok öğretmenlerim için bu sistem bulunmaz bir nimet. Sen 3'e bölünüyorsun. Sistem sana 3'ünü de çalıştırtıyor. Evde zorlanıyorsun. Günü 3'e bölüyor sistem. Ona göre seni çalıştırtıyor. Engincan hocam, buradaki videolar senin seviyene göre, senin karşına gelen videolar ya, o yüzden anlamama gibi bir durumun söz konusu değil. Neden böyle düşündün? Sen şu anda belki yaptığın çalışmaları anlamıyor olabilirsin. Çünkü kendine özel bir çalışma değil o. Yani seviyeni bilmediğin için sen gidip belki de bir ay sonra çalışacağın konuyu şimdi çalışıyorsun. Anlamaman çok normal. Öğretmene ihtiyaç duyman çok normal. Biz senin seviyeni ölçüp seviyene göre videoları yüklediğimiz için sen bizimle kaldığın yerden devam edeceksin. Ayşegül hocam, kayıtlı olan öğrencilerimize rehberlik uzmanlarımız talep etmeleri doğrultusunda kaynak önerisi yapıyorlar. Ben şu an burada bir kaynak önerisinde bulunmayacağım. Çünkü bu da seviyenize göre değişen bir durum. Burada benim size yapacağım en güzel şey, kazanmanın formülünü açıkladım madde. Ve biz bu formülü uyguluyoruz. Eğer siz de kazanmak istiyorsanız arkadaşlar, formülde ayağınıza kadar gelmişken bence bu fırsatı kaçırmayın. Ve bu yılın arkadaşlar kayıtla ilgili bilgi aktaracağım Fatma hocam. Seviyesine göre yüklendiği için evet, bir şüphemiz yok. Arkadaşlar, bu yıl çiftli bir yıla giriyoruz. Rakip sayısında artış olacak. Bunlar geçen yılın verileri, 2022 verileri. Bunu minimum çarpı 1,5 çarpı 2 yapın. Çok daha fazla öğrenci girecek bu yıl. O yüzden hayallerinizi ve kendinizi ertelemeyin. Lütfen ertelemeyin 80 gün kalmışken. Bu zamana kadar verimli çalışma yapamamış olursanız bile bundan sonra lütfen verimli çalışın. Seviyenizi ölçün ve seviyenize göre bir çalışma yapın. Geleceğinizi riske atmayın ve bu yıl atanın arkadaşlar. Benim isteğim bu. Bu semineri de bu yüzden yaptım. Çünkü bireyselde görüştüğüm öğrencilerim, açık söyleyeyim, artık umutlarını yitirmiş. 80 günde hiçbir şey olmaz hocam, ne yapacağız hocam diyen öğrencilerdi. Dedim öğrencilerin buna ihtiyacı var. 80 gün az bir zaman değil. Zaman zaten subjektif bir kavram. İçini sen doldurursan yeter. Boş boş durup beklersek evet göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Siz lütfen emek veren tarafta, kazanmak için çabalayan, tırnaklayan tarafta olun. Çünkü sadece bu öğrenciler kazanabiliyor. Doğru çalışan öğrenciler, programlı çalışan öğrenciler, istikrarlı olan öğrenciler kazanıyor. Arkadaşlar eğer amacınız kazanmaksa kesinlikle doğru adrestesiniz. Şu an bahsettiğim yapay zeka koçluk sisteminin artı içinde bütün eğitimler hediye olan kurslarımızın, seminerimize özel %30, %50 hatta %60'lara varan indirimleri var. Mesela KPSS lisans devam eden canlı derslerimizde yapay zeka kursumuzun 80 günlük ücreti sadece 1500 TL. Bir yandan da yazayım size. Unutmayın. Arkadaşlar 1500 lira lisans. Çok uygun Merve hocam. Sanıyorum çokun yanına uygunmuş yazmayı unuttun galiba. Ya bence Merve hocam yanlış yazdı. Uygunmuş dediğini düşünüyorum ben. Arkadaşlar bu tutarı eğer eğitimimiz için ayıramıyorsak gerçekten Merve hocam tutarımız 1500 TL. Aramızda 3'ün 5'in lafı olmaz ki, bu sisteme göre zaten çok çok uygun bile. Her neyse, ben bütçesi uygun olan öğrencilere söylüyorum. Kayıt olmak için geç kalmayın arkadaşlar. Ön lisans için sıfırdan kursumuz başladı. Ayın 15'inde, 15 Nisan'da sıfırdan kursumuzun ücreti de arkadaşlar 4000 TL. Engincan hocam siz geç mi katıldınız acaba? Biz sizinle senkron olamadık. Çünkü program hazırladım az önce ama görmediniz ya da geç katıldınız galiba. Her neyse. Evet İrem hocam, ön lisansla lisans ayrı, ikisinin sınav tarihi ayrı ya. İrem hocam eğitimle birlikte, yani canlı derslerle birlikte yapay zekanın ön lisans sıfırdan başlayan kursunun ücreti 4000 TL. Ön lisans KPSS sıfırdan yazayım. Eğitim birimleri de aynı şekilde 1500 lira ama kıymetli hocalarım bak, ikili paket alırsanız, eğitimle GGK'yı alırsanız ikisi 2000 lira yapıyor. 2000 TL şöyle yazayım. GGK artı eğitim birimleri. A grubu öğrencilerim, A grubu ve B grubunun ücreti 3000 TL ikili paket. A artı B. Bunun yanında arkadaşlar canlı dersler, kamplar, her şey var. Sadece koçluk değil, bu eğitim artı koçlukların ücretini söylüyorum. Şimdi bu indirimin zaten belirli bir kontenjanı var arkadaşlar. Şu an seminerde bayağı kalabalığız. Şimdiden de talepler gelmeye başlamış WhatsApp biriminden aldığım dönüte göre. Muhammed hocamdan rica edeyim, sistem yöneticimizden. Kayıt olmak, indirimi kaçırmadan hemen bu 80 günde programını hazırlayıp bir an evvel başlamak isteyen öğrencilerimiz ilettiğimiz linke tıklasın. Bu linke tıkladığınızda biz de indirim kodunuzu vereceğiz. Hemen kaydınızı alacağız. Bahsettiğim analizleri, sınavları hemen çözüp birlikte programımızı hazırlayıp başlayacağız arkadaşlar. Emrullah hocam randevun varsa yazma. Hayır Şeyma Nur hocam, sadece genel kültür, genel yetenek 1500 TL. Üçlü pakete kayıt olursam üçlü paket 3000 lira, ikili paket 2000 lira. Eğer sıfır değilsen Daniel hocam sen 2000 liralık pakete kayıt olabilirsin. Bu sıfırdan başlayanlar için. Devam eden, yani senin gibi biraz daha ilerleyen öğrencilerin ücreti 2000 lira. 2000 TL. Devam eden, hemen orta öğretimi söyleyeceğim. Devam eden ön lisans kursu. Ortaöğretimle ön lisans zaten aynı kurs oluyor hocam. Onun da ücreti eğer sıfırdan başlıyorsan 4000 lira. Belirli bir level'ın varsa devam eden canlı derslere kayıt olursan 2000 lira. Arkadaşlar linki kaçırmayın. Bakın bu indirimi sadece bu linke tıklayan öğrencilere yapabileceğiz. Yönetimin kararı bu. Hani ayırt etmemiz için, çünkü sayfadaki tutarları az önce bir öğrencimiz de söyledi. Çok daha fazla bu seminere özel yapılan bir indirim olduğu için bizim sizin seminere katılarak bize talepte bulunduğunuzu görmemiz, bilmemiz gerekiyor bu indirim uygulamamız için. O yüzden lütfen ilettiğim linke tıklayın. Fatma hocam bak, senin yazdığının altına link gönderdim. O linki kayıt olmak için, indirimden faydalanmak için tıklayın. Emrullah hocam, ne yazık ki öyle bir hizmetimiz yok. Anlatıp veremeyiz. Tıklayın arkadaşlar, indirimden faydalanmak istiyorum diyin. Neşe hocam, ikili paket 2000 lira, üçlü paket 3000 lira. Tekli paket 1500 lira. Sadece A grubunu soran öğrencim. Tabii ki kayıt olabilirsin. A grubu canlı dersleriyle birlikte 2000 lira. Sadece A 2000, A artı B 3000. Onu da yazayım ben size. Sadece A grubu 2000 TL. Okey miyiz? Engin Can hocam, siz bence bu seminerimizin tekrarını izleyin, çünkü başını kaçırdınız galiba. Başında bazı koşullar var. Şu an onları tekrar anlatamam. Zaten böyle bir vaktimiz yok. Seminerimizin sonuna geldik. Siz seminer bittikten sonra izleyin. Öyle karar verin, tamam? Engin hocam. Kamplar arkadaşlar, kamplar zaten çok uygun. Hocam ben ikili paket size Neşe hocam, ön lisanstan 74 almışsın. Bölümün ne senin? Sen hem ön lisans hem lisans mezunu musun? Arkadaşlar kamplarımız da var. Kamplarımızın tutarı çok daha uygun. Yaklaşık 500-600 TL bandında. Hatta üçlü kamp GGK eğitimi muhabbeti 1000 liraya falan tekabül ediyor. Kampta da ben %10 indirim yapayım, hadi kırmayayım size, ücreti çok uygun ama şu an sadece bu seminerde olan öğrencilerime bunu sağlayacağım. Evet Erdem hocam, sadece lisans, genel kültür, genel yetenek, dersleri ve yapay zekası her şey dahil 80 günlük bütün süreç 1500 lira. Tamam, atayım. Dediğim gibi arkadaşlar linke tıklayın. O zaten direkt şeye geliyor. Bizim WhatsApp... Ne yaptım ben acaba? Sistem yöneticim bana yardım eder misin? Tek Uzam sayfasına gireceğim. Kampları göstereceğim öğrencilerime. Ben kampların linkini de atayım dostlarım size. Tamam, kamplara doğrudan bakın. Yani benim seviyem çok hocam, derse ihtiyacım yok, ben bütün süreci bitirdim falan diyorsanız direkt kampı da satın alabilirsiniz. Kampta da yapay zeka var. Kampa kayıt olsan da program bunu yapıyor zaten. Bakın ben kampları atayım size. Dostlarım kampların linki bu. Tamam. Özel indirim arkadaşlarım cuma gününe kadar geçerli. Bu hafta bu indirimin artık son günü bugün çarşamba. Cuma günü akşam 18'e kadar, onu da yazayım. 26 Nisan 2024 Cuma. Fatma hocam kamplara ilettiğim linkten bakabilirsin. Kampların tutarı çok uygun. Kampta da ben %10 indirim sözü veriyorum. Kampa kayıt olmak isteyen öğrencilerim %10 indirimle kayıt olabilirler. Ceyda hocam WhatsApp'tan yazın, kodu size biz vereceğiz. WhatsApp linki var mı sende? Ben az önce WhatsApp linki attım. Bak atayım son kez. Arkadaşlar dediğim gibi bakın, bu söylediğim şey çok ciddi. Linke tıklamadığınız sürece indirim kodunuzu size veremeyiz. Sayfadaki tutardan kayıt olmak zorunda kalırsınız. Link bu. İndirimden faydalanmak için bu linke tıklayacaksınız. Anlaştık mı? Hangi programa kayıt olursanız olun buna tıklayın. Zaten öğrenci koçlarımız size arayıp işte havale mi yapacaksın, kartlama ödeme yapacaksın, indirim kodun bu, sormak istediğin soruyu onlara da sorabilirsin. Evet Fatma hocam hemen dönecekler. Size doyum olmaz kıymetli dostlarım, KPSS tayfa. Yine çok güzel dolu dolu bir seminer oldu. Ben çok mutlu oldum hepinizle tanıştığım için. Bana eğer sorularınız yoksa ben kaçıyorum. Bir an evvel talepte bulunan öğrencilerimi hemen alayım. Kayıtlarını alıp başlatalım. Çünkü onların daha çözmeleri gereken analizler, sınavlar, programlar var. Daha fazla gecikmeyin. Dediğim gibi fırsat ayağınıza gelmişken bu fırsatı değerlendirin arkadaşlar. Girin sayfadan analizinizi falan da çözün. Zaten çözmemiş olursanız da kayıt olduktan sonra mecburen çözeceksiniz. Son kez linkimi de atıyorum. Kendinize çok iyi bakınız kıymetli dostlarım. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. İnşallah bütün güzel dilekleriniz, kendinize dair beklentileriniz bu yıl gerçekleşir. Ben size çok güveniyorum. Umudunuzun ve inancınızın hiç bitmediği günler olsun. Bu sınava kalan son günler. Umarım bizi de tercih edersiniz, kayıt olursunuz. Öyle olursa bizim de çorbada bayağı epeyce büyük bir tuzumuz olacak, katkımız olacak. Bu da bizi ekstra gururlandıracak, mutlu edecek. O halde kendinize çok iyi bakınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız, dostça kalınız ama en önemlisi esen kalınız arkadaşlar. Hoşça kalın.